Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera ilellezî hâce İbrahim'e fî rabbihi. Rabbi hakkında İbrahim'le mücadele edeni görmedin mi? İlâ kavlihi ye'tîneke sa'ya ve alem ennallâhe azîzün hakîm ayetine kadar 258'den 260'a kadar 3 ayet okuyacağız inşallah. El münasebe, şimdi bu okuyacağımız Elem tera ilellezine hace İbrahim'e fi rabbihi ayetiyle önceki ayetlerin uygunluğu. Lemme zekere teala el imane billahi ve sıfatihi. Allahu Teala Zat-ı Celle alasına imanı ve sıfatlarına el kutsiyetil aliye yüce temiz sıfatlarına imanı zikrettiği zaman ve zekera velayetehu lil müminin ve mümin kullarına karşı dostluğunu da zikrettiği zaman ve velayete tağut lil kafirin tağut kafirler için de tağutların velayetini dostluğunu zikrettiği zaman zekera. Bu lemmanın cevabı olmuş oluyor. Huna burada zikretti. Nemuzecen an tahakkumu tuyani fi nufusil keferatil muanidin. İnatçı kafirlerin nefislerindeki azgınlık tahakkümüne bir örnek zikretti. Ve mücadeletihim ve onların mücadelesini fi vahdaniyetillahi Allahu Teala'nın birliği hakkındaki mücadelelerini zikretti. Fezekerahuna kısasan selaseten burada üç hikaye. Aslında kısas, kıssatünün cemisidir. Kasas ise isimdir. Hem mastar hem isim. Kassa yakusu kassan, kasasan mastar ama el kasas isim olarak da hikaye manasına gelmekteymiş. Üç tane hikaye zikrediyor. El ula fi beyani isbatil halikil hakim. Hakim olan yaratıcının ispatını açıklama konusunda. Ve saniyetu ikinci hikaye. Ve salisetü üçüncü hikaye ise fi isbatil haşri, bu ikinci oluyor. Vel ba'si ba'del fenai, yok oluştan sonra da yeniden dirilme hikayeleri olmuş oluyor. El luga, kelimeler. Hacce el muhaccetü el mughalebetü. Yukalu hacecetuhu fahacecetuhu. Şimdi hacecetu, ben ona delillerle mücadele ettim ve hacecetuhu delillerimle galip geldim manasına geliyor. Hüccetün delildir. Ve hacehu ey badelehu el hüccete, yani delili değiştirdi manasına geliyor. Fe buhite lezi kefa diye geçiyor ayet-i kerimede. İnkata'a, kesildi ve sekete, mütehayyiren, şaşkın bir şekilde sustu. Galel azriyyu veya uzeriyyu. Fema huve illa en eraha fecaeten fe übhitu hatta ma ekadu ucibu. Fema huve, o olmadı, illa en eraha, ben onu gördüğüm zaman fecaeten, ansızın, fe übhitu, dilim tutuldu, hatta ma ekadu ucibu, cevap verecek halim kalmadı diyor. Buradaki übhitu kelimesine delil olarak bu şiiri getirmiş. Haviye, sakıtatün, evet, düşmek manasına düşen. Uruşuha el urşu sakful beyti, evin tavanıdır. Ve kullu ma yuheyyeu liyuzalle, gölgelenmek için hazırlanan her şeydir. Biz çardak diyoruz ona. Şimdi kamelya diyorlar. Bir şeyle gölgelenmek için yapılmış. Asma çubuklarının da altına yapılan o tahtalardan olan şeye de arş, oruç deniyor. Ev yükenne veya gizlenmek için fehuve arişün, ona arış denir. Yetesenne, tesenni bozulmak manasına geliyor. Yetegayyeru, zaten söylemiş. Yetegayyeru ve yetebeddelu. Bozulan, değişen, ikisi de değişmek manasındadır. Min tesennehetin nehletu,
hurma bozuldu cümlesinden alınmış. İza etet aleyha es-sinun ve gayyaratha. Seneler üzerinden geçtiği ve onun şeklini değiştirdiği zaman tesennehetin nahletü derlermiş. Yani güneşin iyice yıprattığı yaşlı bir hurma ağacı için böyle söyleniyormuş. Bizim için de söylenebilir. Zaman bizi de değiştiriyor. Nunşizuha nurakkibu ba'daha fevka ba'dın. Yani nurakkibu biz terkip ediyoruz. Üst üstüne birini diğerinin üzerine koyuyoruz. Minen neşazi, neşaz kökünden alınmıştır. Ve huve er-raf'u, o da yükseltmek, kaldırmak manasına geliyor. Yukalu lemmer tefa'a minel ardı, yerden yükseldiği zaman neşeze denirmiş. Ve minhu nüşuzul mer'eti, kadının nüşuzu da geçimsizliği de bundandır. Yani kocasına karşı baş kaldırmak, ayağa kalkmak manasına gelir diyor. Fesurhunne, dammehunne ileyke, önce onları kendine alıştır. Sümmaktahunne, sonra onları kes. Min sara şey'u yesuruhu izâ kata'ahu. Sara yesuru savrandan kesmek manasına geliyormuş. Ancak buradaki mesela kata'ada kesmek, zebaha'da kesmek, nahara'da kesmek, bunların hepsi hayvanı kesmek manalarına gelir. Bir mümin şunu aklında tutması lazım. Allah-u Teala bu kelimeleri Arapçadan öyle seçmiş, Kur'an'ına koymuş ki bu aynı manaya gelen bir kelimeyi bunu değiştir, o kelimeyi koy, mana tutmuyor. Mana tutmadığı gibi fonetik de tutmuyor. Yani tını da böyle, müzik de olmuyor. Onun için Cenab-ı Allah bunu çok güzel seçmiş. Mesela burada fezebahahunne dememiş. Fesurhunne diyor. Veyahut da venhar dememiş. İkta dememiş. Uktül dememiş. Dolayısıyla bu sara yesuru kesmek manasına, ama önce alıştırıyorsun, ehlileştiriyorsun, ondan sonra kesiyorsun. Sara'da bu mana var. Onun için bu şekilde söylüyor. Dammihunne, onları kendine damme, bir kucaklamak, bastırmak demektir. İleyke, kendine onları alıştır. Sümmaktahunne, sonra onları kes. Elem tera illellezî hace İbrahim'e fî rabbihî. Elem tera, görmedin mi? İlellezî hace İbrahim'e fî rabbihî. Rabbi hakkında İbrahim'le mücadele edeni delil ortaya sürerek karşı gelene görmedin mi? Yani burada aslında Peygamberimiz görmedi tabi. Ancak görür gibi bilmiyor musun? Ey Habibim, ben sana bunu anlatıyorum. Sanki benim anlattığım onu görüyormuşçasına hareket etmektir. Kim o? En atahullahul mülke. Allah'ın kendisine bir otorite verdiği, sultanlık, krallık verdiği. İzgale İbrahim'u. Hani bir vakitler İbrahim şöyle demişti. Rabbi ellezî yuhyi ve yumîn. Benim Rabbim diriltir ve öldürür. Kale ene uhyi ve umid. O Allah'ın kendine mülk verdiği İbrahim aleyhisselamla mücadele eden Nemrut da ben de öldürür ve diriltirim diyor. Kale İbrahim'u, İbrahim onun bu lafazanlığına karşı şöyle diyor. Fe innallâhe ye'ti bişşemsi minel meşrik. Benim Allah'ım güneşi doğudan getirir. Fe eti biha minel mağrib. Sen de madem Tanrıysan batıdan doğdur diyor. Febühitellezî kefer. Ahres diyor. Yani dili tutuldu. Kafirin dili tutuldu. Vallahu lâ yehdil kavmez zalimin. Allah zalim topluluğunu hidayete erdirmez. Evkellezî merra alâ karyetin. İkinci örnek. Bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? Ve hiye haviyetün. O şehir göçmüştü, çökmüştü. Alâ uruşiha, duvarlarının üzerine. Yani tavanları çökmüştü manasına. Kâle ennâ yuhyî hâzihillâhu ba'de mevtihâ. O köye uğrayan, o şehre uğrayan kimse dedi ki ennâ yuhyî hâzihillâhu. Allah bunu nasıl diriltecek ba'de mevtihâ, ölümünden sonra. Yani bu şehir ve şehirdeki insanlar, canlılar hepsi mahvolmuş. Allah bunu nasıl diriltecek deyince fe mâtehullâhu mi'ete âmin.
sümme ba'se. Allah onu 100 yıl öldürdü, sonra da diriltti. Gale kem lebist, Allah ona sordu, kaç yıl kaldın? Gale lebistü yevmen ev ba'dayım. Bir gün veya bir günün bir kısmında kaldım dedi. Gale belle bisse miyete amin. Belki sen ölü olarak 100 yıl kaldın. Enzur bak, ila ta'amike ve şerabike. Yemeğine ve içeceğine bak. Lem yetesenne, bozulmadı. Venzur ila himarik, eşeğine bak. Velinec aleke ayeten linnasi, seni insanlara bir ayet, bir delil kılmak için böyle yaptık diyor Cenab-ı Allah. Venzur ilel azami, şu kemiklere bak. Keyfe nunşizuha, onları nasıl bir araya getiriyoruz, diziyoruz, üst üste koyuyoruz. Sümme neksuha lahma, sonra onlara et giydiriyoruz. Felemma tebeyyene lehu, o kimse, Üzeyr Aleyhisselam oluyor bu, kimse için ortaya çıktı. Gale dedi ki, a'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir, ben kesin biliyorum ki Allah her şeye kadirdir. Ve idgale İbrahim'u, İbrahim dedi ki, Rabbi erini keyfe tuhyil mevta, ey Rabbim bana göster ölüleri nasıl diriltirsin. Gale evelem tümin, sen bir iman etmiyor musun? Gale bela ve lakin liyatmainne kalbi, evet iman ediyorum, kalbim mutmain olsun diye istiyorum. Gale fehud erbaate minet tayri, kuşlardan dört tane, dört çeşit al. Fesurhunne, onları alıştır ve kes. İleyke bak, fesurhunne ileyke diyor, kendine alıştır. Halbuki işte fesurhunne zaten zamirini almış, onları kes manası orada biter. Ama ila ile olduğu zaman önce alıştıracaksın, sonra keseceksin. Sümmez al ala kulli cebelin minhunne cüz'en. Sonra onlardan her dağın başına bir parça koy. Sümmed uhunne ye'tineke sa'ya. Sonra sen onlara çağır, onlar diri olarak koşarak gelirler. Ve'lem ennallaha azizun hakim. Bil ki Allahu Teala azizdir, mutlak galiptir, hakim, her şeyi hakkıyla yerine getirendir. Et tefsir. Elem tera ilellezi hace İbrahim'e fi rabbihi. Rabbi hakkında İbrahim aleyhisselamla mücadele edeni görmüyor musun? Tacibun lissami', dinleyenleri hayrete düşürme istifhamıdır bu elem istifhamı. Min emri hadel kafir, şu anlatacağımız kafirin durumu hakkında dinleyenleri hayrete düşürmek için bu cümle kullanılmıştır. Elem tera ilellezi cümlesi. El mücadil fi kudretillah, Allah'ın kudreti hakkında mücadele eden kafirin durumu seni şaşırtmıyor mu manasında. Ey elem yentehi ilmuke, senin ilmin ulaşmadı mı ila zalike el merit, bu inkarcı zorba kimse ulaşmadı mı? Ve huve ennemruz ibni Kenan. Biz Nemrut diyoruz şimdi. Nemrut ibni Kenan'dır. Kenan soyundan, Kenan oğullarından Nemrut'un ilmi veya mücadelesi. Ellezî cadele İbrahim aleyhisselam fi vücudillahi, Allah'ın varlığı hakkında İbrahim aleyhisselamla mücadele eden Nemrut bin Kenan'ın hikayesi sana ulaşmadı mı? En atâhullâhul mülke, Allah ona mülk, otorite, krallık vermişti. Le en atâhullâhul mülke, Allah kendisine ve mülk, krallık verdiği için öyle. Haysu hamelehu bataruhu bi ni'amillâhi. Batar şımarıklık demek arkadaşlar. Nimet sebebiyle etrafını hafife almak, etrafına caka satmak yani. Şımarıklığı onu sevk etmişti, hamele sevk etmek. Bini'amillahi, Allah'ın nimetleri sebebiyle, ala inkâri vücudillah, Allah'ın varlığını inkara sevk etmiş idi. Fekâbelel cûde vel ihsâne bil küfri ve tuyâni. Allah-u Teala kendisine nimet veriyor, o nimetler karşılığı o da inkar ediyor. İyiliği ve ihsanı karşılıyor. Neyle karşılıyor? Bil küfrü ve tuğyan. Küfür ve tuğyanla, azgınlıkla karşılıyor. Allah nimet veriyor, o da şey yapıyor. İzgâle İbrahim'i, hani bir vakitler İbrahim demişti, Rabbi ellezî yuhyi ve yumi, benim Rabbim diriltir ve öldürür demişti.
Ey hine kâle lehu İbrahim müstedillen ala vücudillahi. Allah'ın varlığına delil getirmek için benim Rabbim insanları, hayvanları, canlıları diriltir ve öldürür demişti. İnne Rabbi huvellezî yahlugul hayâte vel mevte. Ölümü ve hayatı yaratan benim Rabbimdir demişti. Fil ecisâdi, cesetlerdeki, bedenlerdeki hayatı ve ölümü yaratan. Fehuve vahdehu, o yalnız tektir. Rabbul alemin, tek başına alemlerin Rabbidir. Kale, o Nemrut dedi ki, ene uhyi ve ümit, ben de diriltir ve öldürürüm. Ey kale zâlike tağut, tağiye. Bu azgın kimse, şimdi tağut dedim, yukarıda şeytan demişti müfessirimiz. Şeytan da bir tağuttur. Allah'tan başka kendisine taptırmaya uğraşan, emir altında tutan herkes tağuttur. Yani bugün zorba bir kral da tağuttur. Efendim o zorbalığa sevk edilen putlar da birer tağuttur. Şeytan da birer tağuttur. Kale ene uhyi ve ümit kale zelke tağiye, bu azgın kimse dedi ve ene eydan uhyi ve ümit, ben de diriltir ve öldürürüm. Ruviye anlatıldığına göre İsrailiyat olduğu için Ruviye diyor. Mesela Ruviye an dese rivayet zincirini söyleyecek ama Ruviye bilinmiyor. Kimden geldiği belli dedi. Yani İsrailiyat demektir bu. Ennehu bu Nemrut de'a biracüleyni hukime aleyhima, kendilerine öldürülmek, idam hükmü verilmiş iki adamı çağırdı. Ha, bil idam zaten söylemiş. İdamla iki adamı çağırdı. Fe emera bi katli ahadihima, birinin katlini emretti. Fe kale hâze kateltuhu, işte öldürdüm diyor bunu. Ve emera bi itlâkıl ahad, diğerinde serbest bırakılmasını emretti. Ve kale hâze ahyeytuhu, bu da dirilttim diyor. Bu şekilde adam ki şeye döküyor. Ben de diriltir öldürüm, işte böyle yaptım diyor. Ve lemmâ ra'el halil, İbrahim halil sallallahu aleyhi ve sellem hamakatehu, onun ahmaklığını ve müşagabetehu fid delili, delilden kaçınmasını, yani doğru bir delil ortaya koymayı, ortaya çıkarmak değil, ondan kaçınarak başka bir yere sığınmasını efendim görünce adele ila delilin ahar, yani hacetü var ya, hüccet getiriyor, bir başka delil ileriye sürüyor. Hani koz ileriye sürdü derler ya, onun gibi ecda ve erva, daha müstani ve daha parlak bir delil ve eşet, daha zor, daha şiddetli bir delil, ne yönünden? İfhamen, onu susturma yönünden, aciz bırakma yönünden daha başka bir delil ortaya sürdü. Kale dedi ki İbrahim'u, kale İbrahim'u fe innallaha ye'ti bişşemsi minel meşriki fe'ti biha minel mağrib. Benim Allah'ım dedi güneşi bak doğudan doğduruyor. Fe'ti biha minel mağrib. Öyle hapishaneden adam getirip de birini öldürüp birini affetmek, öldürülme olmaz. De'i el uluhiyete, madem ki sen tanrılık iddiasında bulunuyorsun ve enneke tuhyi ve tumit, madem ki diriltiyor öldürüyorsun, kema yef'alu Rabbul alemin, alemlerin Rabbinin yaptığı gibi celle celaluhu, fe hadihi şemsu, İşte şu güneş tatlı külle yevmir Allah'ından doğar ve meşiyetihi dileğiyle fe atlı'ha minel mağrib, sen de onu batıdan doğdu bir kudretike, kudretinle, yani ilahi ilahlık kudretinle doğdur diyor, sultanike otoritenle ve le merraten vahide, isterse bir sefer olsun. Şimdi burada bir sefer olsun neydi aklıma geliverdi arkadaşlar, biliyorsunuz Hazreti Musa ile Firavun da tanrılık iddiasında iddia etmişlerdi de işte Hazreti Musa'ya Firavun kendini sakalından asmış sabaha kadar, ya Rabbi işte ben dünyada seni Rab'lık tanrılık iddiasında bulunuyorum ama sen benim Rabbimsin falan diye yalvarmış. Ondan sonra da Nil'e emretmiş tersine ak diye, o da tersine akmış. Böyle bir şey yok ortalıkta. Yani. Uydurma ve İsrailiyattır, tamam mı? Böyle lüzumsuz şeylerden bir tanesi de efendim Eyüp Aleyhisselam'ın hastalığından bahsederken efendim işte vıngır vıngır kurt kaynıyormuş vücutundan da, kurtlar düşüyormuş da aman hakkın kalmasın diye geri yarasına koyuyormuş da bilmem ne. Peygamber'e yakışmaz bunlar. Peygamber tiksindirici adam değildir.
Peygamberin şayet böyle bir derdi vardır. Gerçi kaşıntısı vardır bilmem. Çok rahatsız edici bir derdi vardır, derdi vardır ama bu görüntüde değildir, içtedir. Veya derinin altındadır. Onun için insanları ağlatacağız derken dine, peygambere bir şeyler gönderiyorlar. Maalesef bunlarla şey aslı yok yani. Onu kudretinle batıdan gönder. Böyle bir sefer olsun diyor. Febühitellezi kefer. Kafir sustu. Bühite aslında dili lal oldu diyorlar ya şimdi. Aslında lal kelimesi de Farsça, Türkçe değil de. Yani biz ahres diyoruz. Sonradan tat olan, sonradan konuşamayanlara ahres diyorlar. Ebkem, anadan doğma konuşamayanlar. Dolayısıyla sustu kaldı, dili tutuldu manasına. Türkçesi dili tutuldu. Ey ve uhrise, işte burada söylüyor zaten, dili tutuldu. Zelkel facir, bu günahkarın bil hüccetil kata'ati, bu kesin delil ile. Ve asbaha mebhuten, ve susturulmuş olarak kaldı. Deheşen, dehşet ve şaşkınlıkla, la yestati'ul cevabe, cevap verecek hali kalmadı, güç yetiremedi. Vallahu la yehdil kavme zalimin, Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Ey la yulhimuhumul hüccetu, Allah-u Teala onlara hüccet ilhamı vermez. Vel beyan fi makamil münazarati vel burhan, münazara ve delil makamında onlara imkan vermez. Bi hilafi evliyaihil müttakîn, kendinden sakınan müttakî dostlarının hilafına. Evet. Evkellezî merra alâ karyetin, ikinci bir dirilişle ilgili hikaye. Veya şu şehre uğrayan kimse gibi. Ve hiye havîyetun alâ urûşiha, o şehir, kariyeye gider. Hiye havîyetun, düşmüştür alâ urûşiha, duvarlarının üzerine. Aslında duvarları yıkılmış, tavanda göçmüş manasında. Biz çardak çöktü diyoruz değil mi? Ve hâzihi hiyel kıssatü sâniye. Bu da ikinci kıssadır, hikayedir. Ve hiye meselün limen erâdallâhu hidayetehu. Allah'ın hidayetini murad eden kimselere ikinci bir örnektir. Yani Allah'ın kudret, yaratıcılık hidayetini görmek isteyenlere. Vel mâne elem yentehi ilâ ilmik. Ey Peygamberim Muhammed Aleyhisselam, senin ilmin ulaşmadı mı veya senin bilgine, ilmine bu hikayeler ulaşmadı mı demektir. Kezalike mislüllezî merra alâ karyetin, işte İbrahim Aleyhisselam'ın mücadele ettiği gibi bir şehre uğrayan kimsenin de benzeri öyledir. Vekat sakata cüdranuha alâ sukufiha. O şehrin duvarları, tavanları üzerine çökmüş. Vehiye karyetü Beytil Makdis. O da Beyt-i Makdis şehridir. Yani Kudüs-ü Şerif'tir. Lemme harrabeha Buhtunassar. Buhtunassar onu harap ettiği zaman. Şimdi Buhtunassar biliyorsunuz, Yahudiler onu öldürmek için tespit etmişler. Onun Yahudileri süreceğini, şehri yıkacağını. Öldürmek için adam göndermişler ama Cebrail Aleyhisselam engel olduğu için, Peygamberimize de Cebrail Aleyhisselam vahiy getirdiği için iman etmeyiz demişler. İsrail olsaydı iman ederdik demişler. Yani ipe un sermek istemişler. Hasılı kelam. Şimdi burada yıkılışını bu şekilde anlatmış. Yani önce tavan çöküyor, sonra da duvarlar onun üzerine yıkılıyor. Nasıl oluyorsa bildiğimiz yok. Ve hiye karyetü Beytil Makdis lemma karrabaha buhtunassar. Kale enna yuhyi hadihillahu ba'de mevtiha. Ölümünden sonra, bu yıkımından sonra Allah bunları nasıl diriltecek dedi. Ey kale zâlike racülü salih vesmuhu Uzeyr. Uzeyr aleyhisselam oluyor artık bu. Bu salih adam bunu söyledi. Aler ra'yil eşher. Aler ra'yil eşher demek Uzeyr aleyhisselamın, yani enna yuhyi hadihillah cümlesini kullananın Uzeyr aleyhisselam olduğu meşhur rivayetler. Yani cumhuru efendim müverrihinin görüşü budur diyor. Tarihçilerin genel görüşü. Keyfe yuhyillahu hadihi el beldete ba'de harabiha. Harabından sonra bu beldeyi Allah nasıl diriltecek demiş. Ve demariha, demar da yıkım demektir arkadaşlar. Gâle zâlike
İsti'zamen li kudretillahi teala ve taaccuben min hali tilkel medineti. Şimdi şehir öyle yıkılmış ki harabeye dönmüş, ona şaşırıyor. Allah-u Teala da bu varlıkları tekrar diriltiyor. Onun kudretini büyükleyerekten Allah bunu nasıl diriltecek, hangi kudretiyle diriltecek şaşırıyor yani ona. Ve mâ hiye aleyhi minel harab, ve o şehrin harab oluşu meselesini gördükten sonra. Ve demar, demar da helak, yıkım manalarına geliyor demiştik. Ve kâne râkiben alâ himârihi hîne mâ merra aleyha. O şehre ulaştığı zaman, oraya uğradığı zaman eşeğinin üzerinde binitli idi. Fe emâtehullâh mi'ete âmin. Allah onu 100 yıl öldürdü. Sümme be'ase, sonra diriltti. Ey emâtallâhu zâlike sâil. Bu soruyu soran kimseyi Allah-u Teala öldürdü. Ve istemerra meyyiten mi'ete sene. 100 sene ölü olarak devam etti, kaldı. Sümme ahyâhullâhu. Sonra Allah-u Teala onu diriltti. Li yuriyehu kemâle kudretihi. Kudretinin mükemmelliğini göstermek için onu tekrar diriltti. Gâle kem lebis, Allah ona sordu, kaç yıl kaldın? Gâle lebistü yevmen ev ba'da yevmin. Ashab-ı Kehf de öyleydi. Yani güneş batmadan önce veya öğleden sonra, güneş batıya eğildiğinde uyumuşlar. Güneş batmadan geri uyanmışlar oldu onlara. Bu da öyle olmuş demek ki. Gâle kem lebis, gâle lebistü yevmen ev ba'da yevmin. Gâle lehu rabbuhu, Rabbi ona dedi ki bi vasıtatil melek, melek vasıtasıyla kem mekeste fi hadihil hal, bu durumda nasıl, kaç gün kaldın? Kale yevmen sümme nazara havlehu feraat şemse bakiyeten. Bir gün kaldım diyor ama etrafına bakıyor, güneş daha batıda, batmamış duruyor. Lem tegib, kaybolmamış. Fekale ev ba'da yevmen, veya bir günün bir kısmında kaldım diyor. Ey ekalle min yevmin, bir günden daha az kaldım. Fekatebehu rabbuhu bi kavlihi, Rabbi ona şöyle hitap etti. Gâle bellebişse mi'ete âmin. 100 yıl sen ölü olarak kaldın. Ey bel mekeste meyyiten mi'ete senetin. 100 sene kaldın ölü olarak. Kamileten. Seneten mi'ete senetin kamiletin. 100 yıl kaldın diyor. Fenzur ila ta'amike ve şerabike lem yetesenne. Yiyeceğine ve içeceğine bak, onlar bozulmadı. Ey izâ şekekte fenzur ila taamike lem yetegayyer bi mururi zaman. Yemeğine bak, yiyeceğine bak da diyelim daha doğrusu. Zamanın geçmesiyle değişmedi, bozulmadı. Ve kâne ma'ahu inebun ve tînun ve asîrun. Yanında üzüm, incir ve meyve suyu vardı. Asîr meyve suyu demek. Fevecedehâ alâ hâliha, olduğu gibi yani gözünü kapattığında bıraktığı gibi duruyor. Lem tefsüt, bozulmamış. Venzur ilâ himârike, ama bir de eşeğine bak. Ey keyfe teferrakat azâmuhu, kemikleri nasıl dağılmış. Ve nehirat ve sâra heykelen, ve nasıl bozulmuş, çürümüş diyelim daha doğrusu. Nehira arkadaşlar, nehira yenharu, şöyle beliye, beliye Arapçada eskimek manasına gelir. Ama bu beliye kemiklerin kalsiyumlarının üzerinde görüldüğü ama etlerinin düştüğü iskelet haline geldiği haldir beliye. Nahira ise o kemiklerin üzerindeki kalsiyum beyazlığı var ya, o da şey yapıyor, içindeki süzek gibi olan kemik şeyleri görülüyor. Buna nahira deniyor. Yani Arapçada her şeyin ayrı bir kelimesi var. Kemiğin iç dokusu göründüğü zaman ona nahira deniyor. O kadar çürümüş yani. Heykelen minel bila. Heykel de bu şeyler gibi. Mısır'daki heykeller onu kastediyormuş. Ve lineceleke ayeten linnas. Ve seni insanlara bir ayet, bir alamet, bir delil kılmak için böyle yaptık diyor Cenab-ı Allah. Ey fealna ma fealna. Seni öldürüp yiyeceklerini bozulmadan, eşeğini ölmüş, çürümüş olarak görmek, yaptığımızı yaptık. Niçin? Li tüdrike kudretallahi subhanehu. Allah münezzeh olan Allah'ın kudretini sana anlatmak için. Ve li nec'aleke mucizeten zahiraten. Açık bir mucize olarak seni kıldık. Tedüllü
ala kemali kudretine, kudretimizin mükemmelliğine delalet etmesi için. Venzur ilel azami, şimdi kemiklere bak, keyfe nunşizuha, onları nasıl topluyoruz, üst üste koyuyoruz, sümmen neksuha lahma, sonra onlara et giydiriyoruz. Ey, şimdi kas dememiz lazım değil mi? Ey teemmel fi azami himariki, eşeğin kemiklerini düşün, en nahira, bozulmuş, çürümüş, keyfe nurakkibu, onları terkip ediyoruz, birleştiriyoruz, ba'daha fevka ba'dın, birbirinin üzerine, ve ente tenzuru sümme neksuha lahma, sen ona bakarken biz ona bir de kemiklerinin iskeletini yaptıktan sonra kas giydiriyoruz, bi kudretina, kudretimizle. Felemma tebeyyene lehu, o salih kimse Uzeyr aleyhisselam için açığa çıktı. Gale dedi ki, âlemu ennallâhe alâ kulli şeyin kadir. Şu anda biliyorum ki net olarak Allah her şeye kadirdir. Felemma râel âyâtil bâhirâti, açık ayetleri, delilleri gördüğü zaman, gale eykantu, kesin inandım, ve alimtu, bildim, ilme müşahedetin, müşahede ilmiyle, yani görerek bildim. Ne diyorlar ona şimdi? Görsel. Görsel olarak, bir de duyusal olarak falan. Ennallah ala kulli şeyin kadir. Allah'ın her şeye kadir olduğunu görsel olarak bildim ve inandım diyor. Ve idgale İbrahim'u, İbrahim bir vakitler demişti. Rabbi erini keyfe tuhyil mevta. Ya Rabbi, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Ve hadihi hiyel kıssatü salise ve fihed delilul hissiyyü alel iadeti. Ba'del fena'i, yok olduktan sonra yeniden yaratılmaya hissi, yani maddi bir delildir, somut bir delildir. Vel mana üzkur hine, yani üzkur peygamberimize, bu ayetler ona indiği için, üzkur ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hine talebe İbrahim'u min Rabbihi, Rabbisinden İbrahim'in istediği zamanı hatırla. En yürüyehu keyfe yuhyil mevta, Allah'ın İbrahim aleyhisselama ölüleri nasıl dirilteceğini göstermesini hatırla. Se'elel halilu anil keyfiyeti. İbrahim Halilullah yaratılışın keyfiyetinden sordu. Ma imanihil cazim bil kudreti rabbaniyeti. Rabbani kudrete kesin imanıyla beraber, ama nasıl olduğunu aklı ermesi için sordu, istedi veya. Fekâne yuridu en ya'leme bil ayan, gözle görmek, bilmek istiyordu. Mekane yuqinu bihi bil vicdan, içinden kalbiyle kesin iman ettiği şeyi gözüyle bilmek istiyordu. Ve lehâde khâtebe rabbuhu, bu yüzden Rabbi ona hitap etti. Bi kavlihi kâle evelem tu'min, iman etmiyor musun? Kâle bela velâkin liyatmainne kalbi, kalbim mutmain olsun diye istedim diyor. Ey evelem tusaddik bi kudreti, sen benim kudretimi tasdik etmiyor musun? Alel ihyai, diriltmeye olan kudretimi tasdik etmiyor musun? Kale bela, evet ya Rabbi, tasdik ediyorum. Amentu, iman ettim. Velakin erattu en ezdade basireten, kesin bilgi, kesin görmeyle artırmak istiyorum dedi. Sükune kalbin, kalbimin sükun bulması için, bir ru'yeti zelike, bunu görmekle. Kale, Cenab-ı Allah buyurdu ki, fehud erba'ate minet tayri, kuşlardan dört adet, dört çeşit kuş al, fesurhunne ileyke, önce onları kendine alıştır. Ey, hud erba'ate tuyurin, dört kuş al, adam muhunne, onları alıştır kendine, ileyke, sümmakta'hunne, onları kes, sümmaklut ba'duhunne bi ba'dın, hatta yusbihne kütleten, vahideten. Şimdi mahlut bazıhunne, o kestiğin parçaları birbirine karıştır. Hatta yusbihne kütleten vahideten, yumak haline getir. Hepsini, yani parça 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 kesiyor tüylerini vesairelerini, ondan sonra da onları karıştırıyor. Hepsini bir şey haline getir, bir top haline getiriyor. Sümmez ala kulli cebele minhunne cüz'a. İşin şey tarafı burası işte. Yani şimdi bardağı, camı, tabağı, kaşığı, telefonu, maskeyi al, karıştır birbirine. Sonra bir parça bir yerine koy, o kütleden bir parça bir yere koy. Onun içerisinde dört hayvanın parçaları var.
Evet, o koyduğu yerlerde. Ferrik eczaehunne, onların cüzlerini, parçalarını ayır ve ala ruusil cibal, dağların başına ayır, o dört hayvanı dört ayrı dağın başına ayır. Sümmed ruhunne yetine kesaya, sonra onlara çağır, onlar da sana koşarak gelecekler. Ey nadihunne, onlara seslen, yetine ke müşriatin, koşarak gelecekler. Kale mücahit kâne tavusen, birisi tavus kuşuymuş. Ve guraben, biri de kargaymış. Ve hamameten, güvercin birisi de. Ve diken, birisi de horozmuş. Fezebehuhunne, onları kesti. Sümme faale bihinne ma faal, onları parça parça ayırdı. Sonra hepsini karıştırdı. Sümme deahunne, sonra onlara çağırdı. Feyteyne müsriatin, koşarak geldiler. Veya uçarak mı geldiler diyelim. Ve alem ennallaha azizun hakim, bil ki Allah aziz ve hakimdir. Yani la yu'cizu, azizin manası bu. La yu'cizu amma yuriduhu, murad ettiği bir şeyden onu aciz bırakan hiçbir şey olmaz. Hakimun fi tedbirihi ve sun'ihi, yaptığında da efendim tedbirinde de hikmet sahibidir. Kale'l müfessirun zebbahahunne sümme kata'ahunne sümme halata ba'duhunne bi ba'din. Sonra o dört hayvanı kesti, parçaladı, birbirine karıştırdı. Hatta htelata rişaha ve dimauha, kanlarını ve tüylerini karıştırdı. Ve luhumiha, etlerini karıştırdı. Sümme emseke bi ruusiha indehu ve cezzeaha eczaen. Onların hatta başlarını da aldı. Onları parça parça etti. Alel cibari, dağların başına. Sümme deahunne, sonra onları çağırdı. Kema emrahu teala, Allah'ın emrettiği gibi. Feceale yanzuru iler rişi, yatıru iler rişi. Sonra da İbrahim aleyhisselam baktı. Tüyler birbirine uçuşuyordu. Yani tavuzun tüyü tavusa, horozun tüyü horoza, karganın tüyü de kargaya gidiyordu manasında. Eddem ile dem, kanları da birbirlerine gidiyordu. Ve lahm ile lahm, etleri de, adet tayran bir kuş oluncaya kadar, kema kâne, önceki haliyle. Ve eteynehu yemşine sa'yen, İbrahim aleyhisselama o kuşlar koşarak geldiler veya acele yürüyerek geldiler. Liyekûne eblegâ lehu firru'yeti lima se'ele, İbrahim aleyhisselamın sormuş olduğu şeyde görmekten daha belli olması için Cenab-ı Allah böyle bir emir verdi. Kuşların kesilip dağıtılıp sonra da toplandığını ifade etti diyor. El-Belaga, okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerin edebi yönlerini anlatıyor. Ayet-i kerime nasıl başlıyordu? Estağfirullah. Elem tera ilellezî hâce İbrahim'e fî rabbihî diye başlıyordu. İbrahim aleyhisselamın Nemrut'la olan muamelesini ve onunla mücadelesini anlatıyordu. Elem tara, burada bir şey var. İstifham, soru var. Elem tara, görmedin mi? Şimdi buradaki görmek er-ru'yetu kalbiyetun. Yani er-ru'ye, bir basariye var, bir de kalbiye var. Ru'ye, basariye, bu göndeliği dediğimiz gözlerle görmek. Göndeliği ne demek biliyor musunuz? Gön neye denir? Onu da bilmiyorsunuz. Gön hayvanların derisine denir. Tamam mı? Post yani. Onlardaki deliklere, işte gözde bir insanın postunun delikleri olmuş oluyor. Onun için bu gön deliği dediğimiz gözlere görme basariyedir. Basar, gözle görmektir. Bir de görme kalbiyedir. Bu kalbiye olan görmede bilgi var. Yani görür gibi bilmiyor musun manasında. Burada görmüyor musun değil, görür gibi bilmiyor musun? Yani Rabbin sana görürcesine anlatmıyor mu bunları, bildirmiyor mu manasındadır. Ve baştaki elem istifhamı, litta'cib, muhatabı hayrete düşürmek istifhamıdır. Yuhyi ve yumit. Et-tabir bil-mudari, yani burada ahya ve emat demedi de yuhyi ve yumit dedi. Niye muzari sıygasıyla getirmiştir? Yufidu etteceddüde vel istimrara. Yani bu ihya ve imate
işleri Cenab-ı Allah tarafından sürekli yapılan şeylerdir. Onun için bunları bu şekilde ortaya koyuyor. Onun için yuhyi sigasıyla getiriyor. Ve sigatu yani muzari sigası tüfidü el kasra. Aynı zamanda kasrı yani taksisi ifade eder. Rabbi ellezî yuhyi ve yumit. Benim Rabbim dirilten ve öldürendir. Li'ennel mübtede'e vel habera. Çünkü burada Rabbi müptedadır. Ellezî yuhyi ve yumit de haberdir. Vereda gelmişlerdir. Marifeteyni marife olarak gelmişlerdir. Öyleyse mana ne oluyor? El mana vel mana ennehu vahdehu subhanehu. Yani burada belagatta inşallah önümüzdeki derslerde gelecek kasır meselesi var. Kasır meselesi tahsis ifade eder. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in'de olduğu gibi. Yani aslı o cümlenin na'budu iyyâke nesta'inu iyyâke'dir. Yani sana ibadet ederiz. Ama iyyâke mef'ul tümleç öne geçtiği zaman sadece sana, senden başkasına kesinlikle değil, sadece sana ibadet ederiz derken bazı şeylerde diğer tahsis işlerinden bir tanesi de müfteda haberin marife olarak gelmesidir. Dolayısıyla da bu da tahsis ifade eder diyor kitabımız. Manası şu, ennehu vahdehu subhanehu, o münezzeh olan Allah tek başına hüvellezî yuhyî ve yumît. Ondan başka dirilten ve öldüren yoktur. Sadece o öldürür ve diriltir. Ve beyne kelimetey yuhyî ve yumît tıbbâkun. Yuhyî ve yumît kelimeleri arasında tıbakı icabi var. Burada müellif tıbak demiş geçmiş de tıbak ikiye ayrılır. Tıbakı icabi, tıbakı selbi. Tıbakı icabi bu ikisinin kelime olarak müsbet ve menfi olmasıdır. Yani yuhyi diriltmek, yumit öldürmek. Birisi diriltmek yani müsbettir, olumludur. Öbürü de olumludur, ölüm de olumludur. Ama birbirinin zıt manasını taşır. Fakat bir de ya'lemu la ya'lemu var. Buna tıbakı selbi diyoruz. Olumsuz edatıyla, nefi edatıyla tıbak meydana gelmiştir. Olumlu, olumsuz. Ve kezalike beyne lafzı el meşrik vel mağrib. Meşrik ve mağrib kelimeleri arasında da tıbakı icabi vardır. Birisi doğu, birisi batı. Evet. Üçüncü edebi yön. Febühütellezî kefer. Ettabiru bin nassı sâmi. Bu yüce ifade, yüce metinle bunu ifade etmek. Yüş'iru hissettirir bil illeti. Sebebini hissettirir. Ve enne sebebel hayreti huve kufruhu. Onun hayret sebebi de onun kafirliğidir. Yani şöyle febühitellezî kefer. Febühite ahrese diye geçmişti yukarıda mana itibariyle. Yani dilsiz dilimizde lal oldu. Dili tutuldu kaldı. Konuşamaz hale geldi. Dolayısıyla buradaki mana bunu ifade ediyor. Yani febühitellezikre dilinin lal olması, tutulup kalması efendim şey olmuş olmasından kaynaklanıyor. Onun sebebini ortaya koymuş oluyor. Yani Cenab-ı Allah Azze ve Celle Nemrud'u İbrahim Aleyhisselam'ın karşısında nasıl dilini susturdu, lal etti? İşte kefera kelimesi onun sebebi olmuş oluyor. وَلَوْ قَالَ فَبُهِتَ الْكَافِرُ لَمَا اَفَادَ ذَلْ مَعْنَتْ دَقِيقُ Bu ince manayı ifade etmezdi. Yani adam zaten kafir. Zaten kafir. Dolayısıyla onun böyle bir şey olmasını bu ince manayı hissettirmezdi diyor. Belagat'ın dördüncü maddesine geldiğimizde ayet-i kerime şöyle اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللّٰهُ بَعْدِ مَوْتِهَا enna yuhyi hadihi llahu ba'de mevtiha. Bunları Allahu Teala ölümünden sonra nasıl diriltecek? Mevtul karyeti yani memleketin, şehrin ölümü huve mevtus sükkan. Oradaki sakin olanların meskun yerdeki insanların ölümüdür. Fehuve min kabili itlaqil mahal ve iradetil hal. Yani mahalli söylemek,
yeri, alanı, şehri, mekanı söylemek ve oradaki mukim olanları kastetmektir. Ve yüsemma el mecazül mürsel, buna mecaz-ı mürsel diye de isimlendirilir. Mecaz-ı mürsel biliyorsunuz, cüz'ü söyleyip küllü kastetmek, küllü söyleyip cüz'ü kastetmek, mekanı söyleyip orada olanları kastetmek, orada olanları söyleyip mekanı kastetmek. Mesela ca'e saffu diyoruz, sınıf geldi. Sınıf gelmez, orada durur. Men kâne fîhâ demek, orada olanlar geldi manasına. Dolayısıyla orada zikrul mekan, iradetu makan diyoruz veya zikrul mahal, iradetul hal diyoruz. Ona mecazı mürsel diyoruz. Sümme neksuha lahma. Sonra ona biz et giydirdik. Nesturuha bihi. Yani bihi lahma gider. Biz o iskeleti etle örttük. Kema yusterul cesedü billibâsi. Elbise ile, kumaş ile cesedin örtüldüğü gibi. Kale Ebu Hayyan, İmam Ebu Hayyan dedi ki el kisvetu hakikaten hiye ma vera el cesedi. Kisve yani elbise, örtü cesedin dışındaki şeydir. Mine siyabi kumaştan olan cesedin dışındaki şeydir. Ve stearaha onu ödünç olarak aldı. Huna burada lima enşe'e minel lahmil lezi gatta el azme. Efendim kemikleri örten, eti meydana getiren şey için ödünç aldı diyor. Ve hiye istiatun fi gayetil husni, en güzel şekilde istiare yapılmıştır diyor. Burada istiare tasrihiye var. Şübbihe ilbasül edet bil lahmi, ete benzetir. Bunu zikretmiş, onu etiyle gizleriz diyor. Bir şeyi örtmek elbiseyle olur. O zikredilmemiştir. Dolayısıyla müşebbehun bih zikredilmemiş. Müşebbeh zikredilmiştir. İstihare mekniye olmuş oluyor burada. El fevait. Şimdi bu ayetlerden elde edilen faydalar. El ula, birinci fayda. Kale Mücahit. İmam Mücahit dedi ki İbn Abbas'ın talebesi. Meleke dünya meşarikaha ve megaribaha erbaatü. Dünyaya doğudan batıya malik olan, sahip olan dört kişidir diyor. Mü'minani ve kafirani. İkisi mü'min, ikisi kafirdir. Fel mü'minani, mü'min olan krallar Süleyman ibn-i Davud, Davud aleyhisselamın oğlu Süleyman aleyhisselamdır. Ve Zülkarneyn, ve Zülkarneyn'dir. Şeyde Kehf suresinin sonunda anlatılan. Vel kafirani en-Nemrud ve Buhtunassar. Nemrut ve Buhtunassar'dır. Her ikisi de bizim Güneydoğu ve Irak bölgesinde, Şam-Irak bölgesinde krallık yapmış krallardı. Demek ki biri diğerinin yerine şey olmuş. Buhtunassar Babil kralıdır. Nemrut da artık Babil midir, Asurları mıdır, Sümerlerin midir kralıdır. Ellezî Buhtunassar harrabe Beytel Makdis, Beyt-i Makdis'i tahrip eden kraldır diyor. Kafirler bu ikisi, Nemrut ve Buhtunassar, dünyaya yani büyük imparatorluk kurmuş manasındadır. Fevait ikinci maddede şöyle buyuruluyor. Lemma ra'a el halilu tecahulet tagiyeti ma'nel hayati vel mevti. Halilullah İbrahim aleyhisselam, et-tagiye diye burada isimlendirilen Nemrut olmuş oluyor. Azgın Nemrut'un cahillik gösterdiği, yani bilmezden geldiği, manel hayati vel mevti, ölüm ve hayatı manasını bilmezden geldiğini gördüğü zaman ve sülûkehu mesleket telbisi, işi karıştırma ve temvihi, işi oyalama, cilalama yoluna girdiğini gördüğü zaman alerra'i, yani işin insanlar arasında alçakça bir harekette bulunduğunu gördüğü zaman ve kâne butlânu cevâbihi minel celâ, onun cevabının butlanı, yani boş oluşu, batıl oluşu, asılsız oluşu, açık olduğu idi. Bihaysü lâ yekfâ alâ ahadin, açık olduğu da hiçbir kimseye gizli olmaması yönüyle olduğunu gördüğü zaman
intakale İbrahimu ila hüccetin uhra. İbrahim başka bir delile intikal etti, yöneldi. La tecri fihel mughalata. Orada mughalata, yani bunu demagoji diyorlar şimdiki yabancı dilden giren kelimeyle, demagoji yapmaya fırsat olmayan bir delil getirdi. Ve la yeteyesseru, kolay olmayacak, littâgiyeti, o azgın Nemrut için, en yahruca anha bi mükâberatin ev müşâgabetin. Yani bir şeyi heyecanlandırmak veyahut da onu zorlaştırmak gibi bir yola çıkmasına izin olmayacak. Fekale buyurdu. İnnallâhe ye'ti bişşemsi minel meşrik. Allah-u Teala güneşi doğudan getiriyor. Fe'ti biha minel mağrib. Sen de batıdan doğdur, batıdan getir dedi. Felevâ halilullah unukahu. İşte orada İbrahim halilullah Nemrud'un boynunu burdu. Erahu aczehu ve ahrese lisanehu. Onun acziyetini ona gösterdi ve dilini anadan doğma dilsiz etti, yani konuşmaz hale getirdi. Fevaidin üçüncü maddesi, sualul halil rabbehu bi kavlihi keyfe tuhyil mevta. İbrahim halilullah'ın keyfe tuhyil mevta diye Cenab-ı Allah'a ölüleri nasıl diriltiyorsun sorusu, leyse an şekkin fi kudretillahi, Allah'ın diriltme kudretindeki bir şüpheden dolayı değildir. Velakinnehu sualun an keyfiyetil ihyai, nasıl dirilttiğinden, yani diriltmenin şeklinden, keyfiyetinden, niteliğindendir. Ve yedullu aleyhi vuruduhu bi sigati keyfe, keyfe kelimesiyle meydana gelmesidir bu sorunun. Ve mevduuha es-sual anil hali, ve sorunun da halden sorulmuş o konumda olmasıdır. Ve yüeyyidul mana kavlen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimizin şu sözü de bu manayı teyit etmektedir. Nahnu ehakku bişşekki min İbrahim, biz diyor İbrahim halilullah'tan daha çok şüphe etmeye hak sahibiyiz diyor. Ve manahu ve nahnu lemne şükke فَلِئَنْ لَا يَشُكَّ İbrahim اَحْرَى وَاَوْلَى. Biz Allah'ın ölüleri diriltmesinin keyfiyetinde şüphe etmediğimize göre İbrahim aleyhisselam haydi haydi şüphe etmez. O şüphe etmemeye daha layıktır, daha evladır.